etrafında dolanma artık. Kim dolaşıyor senin evin etrafında ya? Sen? Çocuk muyum ben? Yer miyim ben bunları? Meryem saçmalama ya. Ya sen kimsin? Sen kimsin? Ben 18'lik Meryem değilim artık. Sen kimsin de bana mektup yazıyorsun? Ha? Ya Meryem bir... Ne demek sus? Ne demek sus? Bak eğer bir daha aynı şeyi yaparsan... gider polise şikayet ederim seni. Aa! Üçüncü şahsa ulan atom karınca Meryem'e mektup yazmak ya. Ulan ben seni şimdi Afiyet burada kal. Abi nereye gidiyorsun? Aa romantik romantik şeyler. Abi baka. Ne o? Şimdi de şair mi oldun? Atom karınca. Benim içimde her zaman bir şair vardı Hacivat Bey. Ama bu sizi ilgilendirir mi? Hayır. Bana bak, bir daha Meryem'e şiir yazacak olursan... o içindeki şairi var ya... Memarıma şiir yazacak olsam sizden icazet alacak değilim herhalde Ecevit Bey. Seni böyle yiğime yiğime doğrarım. Anladın mı? Daha önce söylemiştim sanıyorum, bir kez daha tekrar etmek zorunda kalacağım. Ben bu dünyaya sevgi paylaşmaya geldim. Nefret değil. Ayrıca bu ayrıştırıcı nefret söylemeniz gerçekten sizi hiçbir yere ulaştırmaz. Ya bana bak, bana vaaz verme. Bana vaaz verme bana. Bir daha Meryem'e şiir, mektup falan yok, anladın mı? Üçüncü şahıs. Sanıyorum gitmem gerekiyor. İnsanları imana, iyiliğe, güzelliğe çağırmak gibi halis bazı sorumluluklarım var, siz de biliyorsunuz. Bir de bu yere attığınız kağıtları lütfen toplayın. Çünkü çevreyi kirletmek çok büyük bir günahtır. Verdim. Bir daha hayatta cesaret edemez. Çok da güzel yazmıştı ya. Keşke vermeyeydin. Aman ağzın başına çalsın mektubunu. Bakar mısınız? Ya vazgeçmeyecek misin sen? Beni dinleyene kadar vazgeçmeyeceğim. Tarık bak annem burada diye bir şey diyemiyorum. Git. Ona müşteri ayrımı yapıyorsun. Bir çorbayı bile esirgeyecek bizim kattan. Tamam söyle ne içiyorsun? Senin elimden zehir olsa içeyim. Ama hırsız olsun diyeyim. O zaman sana bir sebze çorbası getireyim ben. Tamam. Anne bir sebze çorbası var. Ne oldu? Ne konuştun o çocukla? Hiç. Öyle hal hatır falan soruyor. Hmm. Ondan mı böyle pancar gibi oldu suratı? Bana bak. Bu çocuk Poyraz'ın Zeynep'e baktığı gibi bakıyor vallahi. Ya o masaya oturana bir hallemiyor vallahi. Ay abla ben hiç uğraşamayacağım bunlarla. Of. Bacım en başından önlemini alacaksın. Yoksa Atalar Üsküdar'ı geçiyor maşallah. Neyse hadi ben gittim. Kızlar Merve'ye matematik çalışmaya gidecekmiş. Babam yalnız kalmasın.
Nereye gideceklermiş? Merve'ye matematik çalışmaya. Ne oldu? Sordum soruşturdum. Bundan sonra kül yutar mıyım ben? Hadi, hadi. Hadi al götür. Thank you.